Merhaba arkadaşlar, bugün mod tanıtım ile karşınızdayım. Bugünkü modumuzda yapıları hızlı yapmamıza yarayan bir mod göstereceğim sizlere. Şöyle biraz düz bir alan bulayım. Şurada direkt varmış zaten. Şimdiki modumuz şu şekilde. Modu yüklediğinizde buradaki eşyalar geliyor. Bizim işimiz şunlarla. Hemen alıyorum onları. Tamamdır. Mesela hangi bloğu kullanmak istiyorum diyelim. Şu anda bunun üstünde blok yok, hava yazıyor gördüğünüz gibi, yani boş. Ben ağaç, şu ağacın odununu kullanmak istiyorum mesela. Shift'e basıyorum, sağ klik yapıyorum. Bakın şu anda aldım odunu. Sonra G tuşuna basıyorum. Burada seçenekler var. Hani nasıl şekillendirmek istiyorsun, menzil ne kadar olsun falan. Mesela şöyle bir zemini yapmak istiyoruz, tamam mı? Zemini diyelim odundan yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şu anda menzil düşük olduğu için bu kadar oluyor. Mesela menzili şöyle max 15 oluyor. Bu şekilde yapalım. Bakın, gördüğünüz gibi direkt oluşuyor yani. Efsane bir şey bence. Çok hoşuma gitti. Bununla büyük yapıları çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. Mesela şundan alayım, tamam mı? Bir de cam alayım. Bakın şimdi, şundan bir tane koymam lazım. Şöyle shift'e bastım. Tamam, şu anda bloğu aldım. Zaten üstünde yazıyor. Bakın, blok taş yazıyor. Mesela şöyle çimeni aldım. Çimenli toprak yazıyor. Yani bu şekilde üstünde Türkçe bir şekilde yazıyor zaten. Şurada görürsünüz hani yeşil olarak ikinci sırada olan. Ben tekrardan şunu alayım. Tamam, bununla işim kalmadı. Şimdi buradan şeklimizi belirleyelim. Ha, bu arada mesela U tuşuna basıp yaptığınız yapıyı geri alabilirsiniz. Öyle bir olay da var. Efsane yani. Hani yanlış bir şekilde koydunuz diyelim, hemen geri alıyorsunuz. Mesela ben şunu şu şekilde koydum ya. U'ya basmak yerine şuradan da şuna tıkladığınızda direkt geri alacaktır gördüğünüz gibi. Ya da direkt U'ya da basabilirsiniz şu şekilde. Seçim sizin yani. Buradan hemen şeklimi seçiyorum. Şöyle duvar olacak. Evet. Bir dakika. Biraz daha düz bir alan yok mu ya? Şöyle biraz ilerleyeyim ben. Temiz düz bir alan bulabilirsem, hep böyle çıkıntılı ya. Şurası olur mu? Olur herhalde. Yapacak bir şey yok yani. Elimizde fazla seçenek yok. Tamam. Ondan sonra bir de şuraya şunu yapıştırıyorum. Ondan sonra ama bir dakika. Şöyle yapalım. Biraz arkaya gitti. Burası da öyle oldu değil mi? Evet, biraz yamuk yaptım. Öyle bir sıkıntı oldu. Bakın burayı şu şekilde düzgün yaptım ama diğer taraf yamuk oldu. O zaman şöyle yapalım, hemen bunu geri alıyorum. Tabi diğer yaptığım da geri gitti. Şöyle oldu mu? Heh, tamam, tam oldu. Üstü de tam efsane. Şöyle. Tamam. Şuradaki çimenler biraz can sıkıcı. Şunları şöyle bir kırayım. Aslında bunun yok edici de var şu. Ama uğraşmak istemedim. Bu yok edici de göstereceğim ama birazdan. En son onu göstereceğim. Şimdi hızlıca elimle kırarsam daha seri olur. Tamam. Bir dakika. Şuraya da şunlardan. Efsane. Tekrardan bunu elime alıyorum. Şu anda tam ortası herhalde tamamdır. Şöyle hemen bakalım. Şu anda oldu aynen. Şimdi bunun üstünü kapatmam lazım. Bunun üstünü nasıl kapatabiliriz? Bir dakika. Bu neymiş? Heh, bu değil mi? Aynen. Şöyle direkt kapanıyor. Evet, efsane. Çok güzel oldu. Ama bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Bir dakika. Şunu elime alıp U'ya basmam lazım. Mesela şöyle U'ya basınca olmuyormuş. Elimde bundan olması lazım. Yani hani neyle bunu yaptıysam elimde o olmalı ki geri alsın. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın, şimdi buna geçtik. Bu copy paste, yani kopyala yapıştır mantığı. Şöyle bak, şuraya tıkladım. Normal shift'siz sağ tıklıyorsunuz. Sonra bir de şuraya tıkladım. Şu anda gördüğünüz gibi beyaz çizgiler var. Yani bunu içine aldı. Kopyalayacağım şeyi. Sonra bakın, şuradan yapıştır seçeneğine tıklıyorum. G'ye basıp. Ve bunu tam oturtmam lazım. Şu anda oldu herhalde.
Aynen bakın. Bu şekilde bunu büyütüyorum. Yani biraz alışmanız lazım. Alıştıktan sonra çok seri bir şekilde yapıları yapabilirsiniz. Tamam bakın bayağı büyük oldu. Aynen çok kısa bir sürede yaptım bunu yani. Şimdi de mesela cam ekledim ama bir dakika üstünü kapatmadım. Şimdi oraya kadar uçacağım ya. Şunu şöyle elime alayım. Sonra G'ye basayım. Şuna tıklayayım. Harbiden bayağı yüksek olmuş. Gökdelen yaptık yani bildiğiniz üzere. Şimdilik bir dakika. Daha demin ben nasıl yapmıştım? Heh, bu muydu? Tamam. Yanlış şeye tıklamışım. Şöyle. Heh, kapandı. Bir an böyle gitti geldi ama oldu. Bunun altı boş olması lazım. Evet, boş. Süper. Yani doğru yapmışız her şeyi. Ondan sonra şimdi işimiz camla. Şöyle. Yalnız camla olan olayı bununla yapacağım. Bu ikinci olayın şeyi şu. Aletin olayı şu daha doğrusu konuşamadım. Siz anlayın. Mesela şimdi bir yapı yaptım değil mi? Yapının üzerinde değişiklik yapmama yarıyor. Buysa yani ilk yaptığımız şey ise boş bir alana blok koymaya yarıyor. İkincisi ise koyulu olan bir bloğun üstünde düzenleme yapmaya yarıyor. Yani mesela şöyle yapamayız. Şimdi ben bunu cam yaptım ama şöyle göstereyim. Hangisini seçeyim buradan? Mesela şunu seçtim. Bakın dışarı koyuyor. Yani bloğun içine yerleştiremiyorsunuz. Bunda ise bloğun içine yerleştirebiliyoruz. Bakın direkt bloğun içine yerleştiriyor. Havaya yerleştiremiyorum. Bunda da sadece koyulu olan bloğu değiştirebiliyorum. Bizim işimize yarayan zaten direkt bu. Şunu şöyle seçiyoruz, tamam mı? Ondan sonra buralara cam koyacağım. En alttan başlayalım mesela. Şöyle. Şöyle. Şurası tam ortalanmadı ama yapacak bir şey yok yani. Ama onu nasıl yapabiliriz? Bir dakika. İlk önce şurayı bir yapalım. Orayı sonra ayarlayacağım. O zaman şöyle yapayım ben. Geri alamıyor muyum? He, bak. Bunda geri alma olayı yok sanırım. Neyse. Şimdilik şöyle hızlıca gidelim. Yanlış yaptık. Evet, geri de alamıyoruz. Efsane. Yani siz aslında mantığı anladınız ya. Beni uğraştırmayın işte. Çok güzel bir ev yapmak değil benim amacım. Amacım şu anda modu tanıtmak size. Yani bu şekilde mesela cam koyabiliyorsunuz. Hatta şöyle yaparsam daha iyi olur ya. Aynen ben niye öyle aralıklı uğraşıyorum ki? Yapıştır abi ya şu şekil. Bakın efsane oldu. Şurası biraz tabi bozuk oldu. Buralar tek blok, burası iki blok oldu ama yapacak bir şey yok. İçeride de yaratıklar var. Yani bu şekilde çok güzel büyük yapılar yapabiliyorsunuz. Şöyle içeri gireyim. Şu zemini de neyden yapalım? Şundan. Tekrardan G. Ama bir dakika, ha şundan yapacağız. Çünkü seçili bloğu yapmak istiyorum ben. Aynen. Aynen bu. Şöyle menzil 15. Bakın çok güzel bir şekilde bitirdim ya. Birkaç saniyemi aldı yani. Bu mantığı anladınız. Yani çok hızlı bir şekilde yapı yapıyorsunuz işte. Onun dışında bu da copy paste zaten bunu da gösterdim. Hani mantığını anladınız. Mesela ben buradan başka ne kopyalayabilirim? Şunu sadece tek bir blok halinde kop... Bir dakika ne oldu lan? Ha bir dakika ya yanlış yaptım. Ha direkt bu en son kopyaladığım şeyi yapıştırdı şu an. Evet, şu an üstünde zaten kopyalı bir şey var. Aynen. Peki. Güzel. Ben başka bir şey kopyalamak istiyorum diyelim. Mesela şöyle elmas bloktan bir şey yapayım buraya hızlıca. Heh, bunu kopyalamak istiyorum. Bunun üstündeki şu an kopyalı olan şeyi nasıl düzelteceğim bir dakika. Şöyle bir gehe tekrardan kopya alacağım değil mi? Aynen. Şöyle. Şöyle. Bir dakika ya. Niye böyle oldu? Bu ne oğlum? Sen nereye kopyalıyorsun? Enteresan, evet. Şöyle yapalım. Biraz daha büyüteyim bakayım. Alt üstü şunu. Ay ya yanlış tuşa bastım, kırdım. Şu ve şu.
Bir dakika ya, bunun yenisini alayım ben. Sen bir git. Bu nereye kopuyor? Bir dakika, zaten bu şekilde de yapsam olur büyük ihtimal de. Hani çünkü buralar boşta da niye böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Neyse bir deneyelim bakalım. Çimenleri de alıyor işte, sıkıntı o. Oraya kadar kopyalamaması lazım. Heh. Evet, çimeni de almış. Yapacak bir şey yok bu şekilde. Biraz saçma oldu ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Niye öyle bir kopyaladı onu anlamadım. Bir dakika şöyle. Şunu da göstereyim bu arada. Mesela şu anda ben döndüğüm yere doğru gidiyor değil mi bu? H tuşuna bastığınızda kilitleniyor. Bakın şu anda kilitlendi. Ben dönüyorum. Bu yer değiştirmiyor. Mesela sağ tıkladığımda direkt orası oluşur. Şöyle tekrardan geri alıyorum. Bunu diğer şekilde de yapabiliyoruz. Mesela şöyle G tuşuna basıp şuradan buna tıkladığınızda bakın. Aynı şekilde kilitleniyor. Tekrardan ona tıkladığınızda düzeliyor. Aynı şekilde H'ye bastığımda kilitleniyor. Tekrar H'ye bastığımda düzeliyor. Öyle bir kilitleme olayı var. Onu da göstereyim dedim. Şöyle zemini de bundan yapayım. Bu arada tavuk içeride kaldı. Ölüyor. Yani mantık aslında bu şekilde. Çok farklı şekiller var. Mesela şöyle var. Bakın. Böyle tek tek bloklar var. Koyabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle merdiven şeklinde var. Bakın. Şöyle şöyle şekiller yapabiliyorsunuz yani. Bu şekilde ya. Hani zaten görüyorsunuz şekilleri burada. Burada başka gösterecek bir şeyim kalmadı. Şimdi bir sabah yapayım. Son olarak da yok edici bir aletimiz var. Evet, bu yanıyor burada. Bu nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle shift'e basıyorum. Sağ klik yapıyorum. Burada hani bazı ayarlar var. Hani büyüklük aslında bu da gene menzille alakalı. Mesela şöyle 9, 9, 9. Yükseklik istemiyorum. Alçaklıkta 9 olsa, evet, max sınır var burada. Bunu biraz o zaman düzeltmem lazım. Şöyle biraz bazı şeyleri düşüreceğiz. Heh, tamam. Şu anda kabul etti. Mesela şöyle sağ klik yaptığımda gördüğünüz gibi deliyor yani. Bayağı hızlı bir şekilde deliyor. Aşağı doğru gidiyorum. Biraz daha büyütebiliriz bence. Şunu tıkla. Evet, bakın bayağı şu anda deldim geçtim. Çok zevkli bir şey ya. Gerçekten hani böyle eğlenceli. Benim hoşuma gidiyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ha, shift'e basıp tabii sağ klik yaparsam olmaz. Bakın katman kayısına geldim ve katman kayaları kırılmıyor. Yani yok edilmiyor. Sadece taşlar vesaire, yani normal bloklar. Hani katman kayası dışında her şeyi bu şekilde yok edebiliyorsunuz. Elmasları falan da yok ettim gördüğünüz gibi daha demin. Mantık bu şekilde. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.